Boyalarımı aldım geldim, eve gelir gelmez akşamında yapmaya koyuldum ve bayağı ilerledim. O prosesi çekmedim ama şu an şu seviyedeyim. Şöyle önünü motor takıldı, alt şasisi konuldu, motor buraya yerleşti, bu kapaklar konuldu. Hala eksik boyam var ama alüminyum eksik ama onun yerine metallerle devam ediyorum. Bayağı böyle kendimi alamadım. Bugün bayağı eğlenceliydi, bu kadar ilerledim. Belki daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdilik bu. Şimdi bir sıkıntım var. Boyayı yapıyorum ama boya hep böyle. Yani tutmuyor, akıyor, boşluklar çıkıyor. Neden olduğunu hiç anlamadım. Şimdi boyadım bu, bunun üzerine bir daha boyayacağım. Yani neden böyle anlamadım. Boşluklar oluşuyor yani boyadıktan sonra, ben dağılıyor. Yani aslında yıkadım da, hani maketi yıkayıp kuruduktan sonra başladım ama bakın burada da var mesela. Ne kadar fazla boya sürersem süreyim, oralar boşluk oluyor, tam dolmuyor. İnternette de arattım, böyle bir şey çıkmadı. Boyayla ilgili sıkıntılar. Evet, buraya kadar geldim. Tekerlekler takıldı, motor takıldı tamamen. Bayağı minik parçalar vardı, onlarda zorlandım. Ve boya çok zamanımı alıyor. Bir de bugün bunu yaptım. Koltuklar tamamen kafama göre bir renge boyadım. O gri ve mavi diyordu. Ben böyle istedim, araba seçermiş gibi. Boya konusunda çok iyi olmadığımın farkındayım. Zaten sürekli beklemek aslında boya nedeniyle. Boya sürdüğü için siz de bekliyorsunuz. Şu anda bu seviyedeyim. Birazdan herhalde bunlar birleşecek. Şu an yan kapılar. Büyük parçaların hepsi bitti aslında. Bunlar şimdi birleştirilecek. Hala eksik boyam var, arabanın kenarlarının alüminyum olması. Gerçekten fırçayla boyamak biraz zormuş. Boya üzerinde fırça renk, yani fırça darbeleri çok belli oluyor. Büyük fırçayla yapsam da bazı darbeler maalesef belli oldu. Bakalım şimdi bunlar birleştirecek. Artık son aşamalara geldim. Heyecanlıyım. Boyayabileceğim her şeyi boyadım elimdekilerle. Birazdan bunlar birleşecek. Şu aşama. Ah be. Thank you.